1999 Şubat ayı olduğu iddia ediliyor aile tarafından. Bu görmüş olduğunuz apartmanda girilip bir kat merdiven çıkıp oradaki kapılardan birinin önüne bir bebek bırakılıyor. Bu bebek de şu anda Suriye'de olan 19 yaşındaki Ceren Tenlibay. Bırakıldığında kapıyı özellikle tıklatıyorlar ki hemen kapı açılsın ve bebeğin varlığından o daire sahipleri haberdar olsun, üşümesin. Ceren'in hayatını anlattığı, biyolojik annesine seslendiği, onu aradığı bir hatırlatmamız geliyor ekrana. Buyurun. 1999 yılında sizin kapınıza bir apartman dairesine giriliyor, üçüncü kata. Sizin kapınıza bir bebek bırakılıyor, doğru mu? Evet, bir kız çocuğu bırakılıyor. Fazla bir şey istemiyorum. İlk kere göreyim, o kadar tanıyorum. Gerçekten bir şey istemiyorum. Önce mahalle sakinleri ve Özden Bey'e seslenmek istiyorum. Tabii. Allah rızası için gören duyan biri varsa telefonla haber versin. Bir şeyden çekiniyorsa gizli kalacak. Gerçekten. İsmini vermek zorunda değil. Sadece bir bilgi sunsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir telefon bekliyorum. 9 yaşında hayatınızın bir gerçeğini öğreniyorsunuz ve 9 sene boyunca siz değilsiniz. Ceren bildiğiniz kişi siz değilsiniz. Siz kimsiniz? Hiç kimse. Adınız yok. Şimdi burada söylemem belki normal değil. O an hissettiğimi söylüyorum. Ama yüzüne baktığımda anne dediğim insan annem değil. Nerede doğdum? Nerede büyüdüm? Ben aslen nereliyim? Hiçbir şey bilmiyorum. 9 senem tamamen yalan. Akraba dediklerin senin gerçek akraban değil. Utandım, suratlarına bakamadım. Bir süre gerçekten utandım. Ailemden bir şey isterken çekindim. Onlar o konuma koymadı ama ben o konuma kendimi soktum. Zar zor atlattım. Peki, eliniz o yüreğinizdeyken gerçekten ne hissettiniz? Tuhaf değil mi? Gerçekten tuhaf ve saçma. O yüzden ben bir yola çıktım. Arıyorum. Sadece görmek amacım. Hiçbir şey istemiyorum ve beklentim de yok. Eğer durumu yoksa da ben ona bakacağım. Gerçekten ben bakacağım. Annem de şahit, babam da şahit. Biz bakacağız. Yeter ki çık. Eğer çıkmıyor musun? Çıkmamakta ısrar mı ediyorsun? Bar canlı yayına bağlan da telefondan sesini duyayım. Sadece bu. Adını bileyim yeter. Gerçekten. Ceren'i bırakırken üzerindeki kıyafetleri getiriyor sevgili seyirciler. Bunların hepsini özellikle askıya astık. Şimdi konuyu burada işlerken, hikayeyi anlattırırken, hikayenin detaylarına inmeye çalışırken, anlattığın yerlerle çelişirken başka ama dün öyle tesadüf eseri ne oldu bilmiyorum. Bir an sen gelip anlat dedim sana. Yaşadıklarını o kadar güzel aktardın ki şimdi izleyince çok kalbime daha da fazla dokundu. Senden önce bir çift var burada. Çocuk sahibi olabilmek için deliriyor. İmkan yok. Parasızlıksa parasızlık var. Çaresizlikse o da var. İmkansızlık da var. Ama yine de ona rağmen bir can sahibi, bir evlat sahibi olup ona bakabilme cesaretini gösteriyorlar. İnsan niye bırakıldığını merak eder. Niye bir evlattan vazgeçildiğini merak eder. Senin hissettiklerini, senin yaşadıklarını anlayabilmemiz inan mümkün değil. Ama ben ilk defa dün senin kendi kelimelerine, kendini ifade ediş şeklinde, buradaki herkes aynı kanaattedir. Muhteşem, yani çok acı ama
evlat edinilen çocukların, bırakılan çocukların ne yaşadığını bambaşka bir pencereden gördü. Kitaptan okusam kadar güzel ifade edemezdi. Ezberinize bu kadar güzel anlamadım. Ha, annelik nedir diye sorarsan, doğurmak mı, büyütmek mi? İşte oradaki cevap farklı. Doğurmak değil, büyütmek annelik. Ama insan doğuranı da merak ediyor. Ve ben onu da anne olarak görüyorum. Tabii ki insan doğuranı da biyolojik annesini de merak ediyor. Seni o apartman dairesinde bulduktan, karakola gittikten sonra tesadüflerle, ismi geçen şahıslarla beraber alan kişi Gülnaz abla. Mini minnacık bir bebek de elinde. Evet. O gün ne dedin? Allah'ım benim de evladım. Var dedim. Var dedin değil mi? Bunu bana melekler gönderdi dedim. İyi ki de bırakmış dedim. İsmini kim koydu Ceren diye? Ben koydum. Hep hayalinizde var mıydı bir kızım olsun ismini Ceren koysam? Aslında ben Yelda diye istiyordum. Yelda. Yelda, evet. Diye istiyordum. Ceren'in adını da yeğenim var Melek. O çok istedi. Teyze dedi ben kızıma koyamadım dedi. Büyüklerin nedeniyle dedi sen koy ne olur dedi. Bunun adını ben koyayım dedi. Tamam kızım benim de hoşuma git dedim. Ceren olsun dedim. Öyle kaldı. Bir mektubum varmış. Biyolojik anneye seslendiğim. O mektup ekrana geliyor. Hani eski zaman masalları anlatır. Üzümü kaşımı gözümden çekip annem sen benim yanıma kalansın. Bu mektup beni doğuran kadınadır. İzliyor musun? Görüyor musun? Dinliyor musun? Bilmem ama beni ta içinde, yüreğinin derinliklerinde hissettiğini biliyorum. Annem, annem, sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Kocaman kız olmuşum, öyle söylüyorlar. Beyaz bir örtünün içine sarıp kapının önüne bıraktığın kızın şimdilerde beyaz elbiseleri giyip hemşire olacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Annem, annem, gel üzülme. Ben hala senin dizlerinde. Belki de başkalarının yaralarını sararak hafifleteceğim içimdeki yaraların acısını. Aklımda cevaplanmayı bekleyen o kadar çok soru var ki hangi birinden başlayayım bilmiyorum. Ama en çok ben kimim onu merak ediyorum. Sana benziyor muyum? Kardeşlerim var mı? Babam kim? Ve bunun gibi niceleri. Annem, annem, sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Kim bilir şimdi nerededir, ne yapıyordur? Yaşıyor mudur dediğin kızım var ya anne. Bak burada kocaman kız olmuş işte karşında. Anneciğim ben tüm nedenleri ve nasılları bir kenara koydum. Beni 9 ay karnında taşıyan kadına bir kez olsun sarılmak istiyorum. Ama sonra buruluyorum, kırılıyorum. En çok da neye üzülüyorum biliyor musun? Beni bıraktıktan bir süre sonra gelip beni araman sorman. Pişman mı oldun? Çok mu üzüldün? Geri alıp koynuna mı basmak istedin beni? Annem biz birbirimize kalanız. Ben kararlı uçarken yolumda. Sen çatık kaşlarını. Henüz 20 günlük evladını bir kapının önüne bıraktığın o sebep her neyse unutmaya ve seni affetmeye hazır 19 yaşında bir kız var karşında. Hadi çık karşıma, bas bağrına. Bu bayram öptür elini annem. Çifte bayramım olsun. Kokunu merak ettiğim bayramım kutlu olsun. Annem, annem, sen üzülme.
herhangi bir kayıt, iz, bir belge yok elimizde. Sadece bırakıldığın bina, o kapı dairesi ve o gün 20 günlük bir bebekken üzerine giydiğin kıyafetler var. Dahası yok. Sarıyer'de, Zümrüt evlerde, o hep ekrana getirdiğimiz apartmana, binaya 20 günlükken tahmini ve iddialar o yönde bırakılan bir bebek Ceren. Şu saatten sonra sadece o kişinin vicdanına kalmış, biyolojik annenin vicdanına kalmış, onun ortaya çıkıp çıkmaması. O anneyi gören yok, tanıyan yok, bilen yok. Hiçbir akrabası da mı izlemiyor? Neyden çekiniyor anlamadım. Yani senin dünyaya geldiğini bilen, o gün çocuğu bırakırken, bırakma sürecinde yanında olan birkaç kişi olacak ki ortaya çıksın. Şu anda o kadının, yani o bırakan kişi kadın ya da erkekse, tamamen onun vicdanına kalmış. Bu kadar. Yani o kişinin sadece o kişinin vicdanına kalmış. Diyor ki ben 19 yaşındayım. Bak beni bıraktığın yer şu bina. O binayı verelim. Bıraktığın yer bu bina. Kapı dairesi bu. Üzerindeki kıyafetler bu. Beni hatırlaman, beni anımsaman için Sarıyer, Zümrüt evler. O bayırın sonundaki bina, şu turuncu bina. Onun işte ilk merdivenden çıkınca Yavuz ailesinin kapısı. Üzerindeki kıyafetler. Bütün elimizde bildiklerimiz bunlar. Eğer izliyorsa 1999 yılında bırakan o kişi kendini biliyorsa ya da birileri, yani aile içinden birileri aman bu bebek de ayak bağı kurtulalım diye bıraktıysa öyle ortaya çıkacak. Çıkar mı sence Gülnaz abla? Bilemiyorum valla, hiçbir iz yok çünkü. Ben hissediyorum pek ya, umudum çıkacak. Yok da bilmiyorum. Umudun yok. Ne konuda umudun yok? Hani çıkmıyor, şimdiye kadar hiç çıkmamış, aramamış. Valla bilemiyorum. Çıksın da çocuğun yüzünü güldürsün ne olur ya, Allah rızası için. Bir kere sarılacağım diyorsun. Hiç de bir şey istemiyorum. Allah'a şükür yani her şeyim var. Ama hani sadece eksik olan tek şey o. Hani gelsin bir kere sarılayım, kokusu nasıl, ismine, nereliyim, her şeyi öğreneyim. Sonra zaten isterse görüşmeyiz, isterse görüşürüz. Benim için hiçbir şey sorun değil. Sadece bir defalık. Bir kere göreyim onu. Evet, bir de. Bir de şunu merak ediyordun. Niye bıraktığını sorayım. Hı hı. Yani bir bebeği bir kapının önüne nasıl bırakırsın? Mehmet Ali amca, bir şey mi söyleyecektiniz? Bir şey mi söyle? Yok yok, söylemek istiyorsanız söyleyin. Biz bu kızcağızla beraber otelde kalıyoruz birkaç gündür. Yüzü gülmüyor. Endişesini, merakını, heyecanını her hareketine yansıtıyor. Sohbet ediyorsunuz, sizin de konuştuğunun farkında değil. Bunu demin çok doğru söylediğiniz gibi, bunu normal insanların anlaması mümkün değil. Yaşamak lazım herhalde. Empati yapmak lazım ki empati yapılabilecek bir konu bile değil ama seni büyüten annen, seni büyüten baban, baban böyle çok tatlı bir kelime söyledi. Bazen de dik başlılık yapıyor dedi. Sen de babama çekmişsin dedi. Bu asiliklerinde de aslında haklısın. O bir bilinmezin, o bilinmeyenin içerisinde yine de böyle duruyor olman çok da büyük şans. Gelecek olan ihbarları, bilgilerin hepsini bekliyoruz. Sizi şimdilik alkışlarla. Hesaba kalkmadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Sizin, ekibinizin, akrabalarımın, özellikle ilk defa babamın elini öpemedim bir bayramda. Onu buradan gözünden ve elinden öpüyorum. Ay, yerim hepinizin senin. Bayramı mübarek olsun. Senin de güzel bayramın olsun inşallah. Gel.
Güzel, çok tatlı.